Selam milletle de oynarız. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Biraz huzur, biraz huşu bulalım istedim. Ve o yüzden bir bölüm Traveler Rest ile karşınızdayım. Yolcuların Dinlenme Mekanı isimli hanımızda şu anda buraya ne koymamı istiyordun? Aging Barrel. Bir şeyleri yaşlandırmak için buraya koymamı istiyordun. Tamam, anladım. Herkesi memnun etmeye çalıştığımız, bunu bazen başardığımız, bazen başaramadığımız mekanımızda yine karşınızdayım. Bundan iki tane var, bundan iki tane var. Al o zaman senden olsun iki tane. Al o zaman sana Mid Ale şerbeti diyelim. Bu niye boş fıçı yok diyorsun? Benim üzerimde bir şeyler mi var? Shift, Tab, Enter, Q. Valla I. Birazcık karıştığım için artık kusura bakma. Yemek yapmadım. Benim yemekle alakalı bir sıkıntım vardı sanki en son bu oyunda. Vallahi yemekle alakalı bir sıkıntım vardı. Kovalarımı şöyle bırakayım. Çok yemek vardı. Çok değişik yemek vardı. Değişik değişik yemekler olduğu için bu yemekleri bitirmeden yenilerini koyamıyordum. O yüzden bütün yemekleri bitirmeye çalıştığımız bir macera yaşayacağız. Şimdi gelin biz bir mekanı açalım. Bunlardan önce bakın artık büyülü bir süpürgemiz var. Bir tane de güzel kedimiz var. Kedinin çirkin olur mu? Hepsi güzel tabii kedilerin. İşte barmen alayım. Ayak işçisi alayım bir tane. Tamam. Ne yapmamı istiyorsun? Porter bile yapmamı istiyorsun. Turşu yapmamı istiyorsun. Maydanozlu turşu. Izgara domuz eti. Ballı. Bunu alayım ben yapayım sana. Şunu ben çöpe atayım. Yahni peynirli. Bunu da alayım. Izgara domuz eti, yahni peynirli. Geliyor mu çalışanlar? Çalışanlar daha gelmedi bizim. Bir saniye bekleyelim. Ah, su çekelim hemen o sırada. Bir de şöyle yapalım da her bir şey düzgünce su çek dedim. Burada bir şeyimiz yok. Gayet güzel. Ekilmiş, biçilmiş, toplanacak bir şeyimiz var mı? Olmaz mı? Burada birçok hasatlar varmış bak. Bunları hiç görmüyoruz. Hiç kimse de bize söylemiyor bunları. Sürü malımız oldu. Gayet güzel. Şimdi şöyle gelelim. Mekanı açalım. Açalım mekanı. Açık. Mekan artık açık. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu burası. Böyle bir sıkıntımız var. Çok fazla ürünümüz var. Çok değişik ürünümüz var. Artık belli ürünleri seçip bu kadar çeşit vermektense insanlara boş fıçım yok. Ha, boş fıçıyı oradan alayım. Ürünler bittikçe aynı ürünlerden tekrar tekrar vermemiz lazım. Böyle bir stil uygulayacağız artık. Yani yapacak bir şey yok. Maalesef elden bir şey gelmez. Bırakacağız birkaç gün. Herkes yesin, içsin dilediğince. Ondan sonra biten yemeklerin yanına hep aynı tür. Mesela ekmek bir çeşit. Buğday ekmeği bir çeşit. Çavdar ekmeği bir çeşit. Kepek ekmeği şeklinde devam edeceğiz. Mesela benim keşfettiğim burada çok güzel bir yemek vardı. Şu şiş kebap en pahalı yemeklerimizden bir tanesi. Şiş kebabı yapıp da içine biraz bal, biraz çiğ biftek. Yani çiğ biftek zaten koymak zorundasınız. Biraz bal. Ondan sonra ne diyordum? Çiğ domuz koyarsak 3.23. Bunu koyarsak 3.23. Tavuk koyarsak 3.23. Peki. Çilek koyarsak 3.20. Şöyle çilek koyarsak 3.20. En karlılar gördüğünüz gibi ya çilekmiş ya tavukmuş gibi. Böyle şeyler var yapabileceğimiz. Yani onları yapmak bizi gayet para kazandırıyor, kâra geçiriyor. Ben şuradan bir görevime bakabileceğim bir yer olması lazım. Ha. Domuz eti ballı, ızgara domuz eti ballı diyor. Şuradan hemen yapayım. Izgara domuz eti. Nerede? Roast beef, çiğ biftek. Ha. Izgara domuz eti ballı. Kabul et. Bir de ne demiştin? Bir tane daha Fantastico yemeğimiz vardı. Yahni peynirli. Ben elimde peynir olduğunu pek zannetmiyorum. Yani şimdi yahni yapıp da peynir koyabileceğim pek zannetmiyorum ona.
Belki sütü yıllandırırsak orada olur. Turşu yapıp dereotu, nane, çay. Turşu maydanozlu mu diyordu bir de? Maydanozlu turşu. Bak, maydanozlu turşu yok. Peynir yok. Maydanoz ve peynir arayalım biz bir etrafta. Böyle şeyler var da bizim haberimiz mi yok? Mesela porter diyelim. Ve bunu hep ballı yapalım. Hep aynı yapalım ya. Ballı olsun bizim mekandakiler. Buraya gelelim. Porter değil. Bunu seçelim. Ballı olsun mesela. Yani en pahalı ballı olmuyor mu? Şu ikisini de koyalım. Hepsinden koyalım. Tamam. Kabul ediyorum. Birazcık çorba yapmaya meraklıymışım ben de. Şurada eksilen bir şey var mı? Var. Trendler penceresi şu anda trend olan eşyaları ve stoğumuzda eşyalar bulunmadığını gösterir. Trendler. Bunlar trendmiş. Çay. Misket limonu. Pilsen. IPA. Ama ben sizin trendleri karşılayamıyorum. Çok çok bariz bir şekilde anladım ki sizin trendlerle ben yarışamıyorum yani. Lapa'yı şöyle bırakalım. Lapa da belki biter aradan. Hayır olsun. Oo, burada da bir tane. Burada da bir tane var. O yüzden benim şeyler dolmuş bütün zımbırtılar. Etrafta pislik yok değil mi? Yok. Ben neye bakacaktım şimdi? Peynire bakacaktım, maydanoza bakacaktım. Peynir. Peynir. Her tür peynirleri yapar. Peynir mayası. Eşya. Al. Peynir mayası. Alalım. Tamam. Peki. Maydanoz yok. Maydanoz olmaması, maydanoz diye var çünkü maydanoz diye yok. Maydanoz diye var. Şöyle bir bırakalım, bu şey mi şu anda? Sevilen bir şey mi şu aralar, istenen bir şey mi anlamadım niye üzerinde yıldız var. Bu bir totem. Bir tur atıyorsunuz kendi mekanınızın etrafında. Bereketi artıyor. Şimdi gidiyorum. Yemek falan yapılmıştır. Bir şeyler yapılmıştır. Onlara bir bakayım. Seni de bir seveyim hemen. Süpürge benim de birinin ağzına kesme atmaya hazır vaziyette duruyorum. Bal şarabı. Porter. Yok, olmadı. Dediğim gibi yani zor. Hayat zor. O kadar çok malzemeniz olursa, o kadar çok yemeğiniz olursa onları sığdıramıyorsunuz oraya. Buraya da ayrıca malzemeleri şu anda sığdıramayacağım ben. Hadi bunlar sığdı neyse ki. Turşu oranın, bunlar hazır yemek, evet, o yüzden bu alamıyoruz. Kırmızı üzüm çekirdeği çekirdekli bir şey yapmak için orada duruyor olsa gerek. Aa, bizim başka bir sandığa daha ihtiyacımız var galiba. Vallahi sandığa ihtiyacımız var. Alalım şunu. Izgara domuz eti ballı. Bir de şimdi özelliklerimiz var ya bizim. Özelliklerden dolayı mesela daha kaliteli, daha fazla falan yapıyoruz. Özellik dışında hepsini seçtim. Ha, şu üretimde. Mesela %135 hız ve verim var. Bak, burada hız ve verim sayesinde bu arada biraz daha bir XP daha alsak bir kere daha vereceğim. Maksimum seviye olacak. Ki vereceğim galiba şu anda onu. Şuraya geliyorum. Doldur diyorum. 25 oldu. Vallahi verdik galiba. Bakalım. Oldu. Üretimde %135'ti. Ne oldu? %300 mü oldu? Şey, %150 mi? 135'ten 300. Nasıl? 500 daha istersen %170 yaparım diyor. Bu level 5, 6, 7 grafik olarak çok güzel sığar. 8 tartışılır, bilemiyorum. Bakacağız. Bakacağız neler olacak. Göreceğiz. Belki de gezgin. Hocam bir hızlı şey yaparsan, yalnız milleti oradan içecek dolduracağım falan diye şeyi kaçırıyorsun. Ayarı kaçırıyorsun lütfen. Şunları koyacak yerim yok değil mi gerçekten? Vallahi yok. Üzücü. Bardağınla içkin. O içkiyi paylaşacak dostun olsun yeter. Özlü sözler söylüyor birileri. Açtım. Bu ne çiçek? Temizlikten çiçek yedik. Biri bize çiçek gibisin dedi. Vallahi birileri bize çiçek gibisin dedi. Bugün de ne var? Çok önemli misafirin gelecek bugün. Allah Allah. Nasıl bir önemli misafir acaba?
Bu kadar fazla değişik yemek yapmamız başta iyiydi ama sonra işte bizi böyle patlatacağını bilemedim. Sıralamak falan yok mu? Türüne göre sırala ha. Abi şuna baksana. Hafif bira, bal şarabı, porter, hafif, bal, hafif, hafif. Oo, bunun içinde ne bulduysam atmışım. Şu kebap mesela söylediğim bak. Etli, çiğ tavuklu, tatlı, ballı. Etli turşu falan yapmak gibi fetişim olmasa belki işler biraz daha güzel olabilirdi ama. Şu dışarıdaki görevleri bir kontrol edeyim. Ya da maydanozum geldiyse bir bakayım, alışveriş yaptığım şey, ürünler geldiyse gerçekten onları bir hayata geçirelim. Bak biri olay çıkardı. Biri olay çıkardı. Süpürgeyi kafasına vurmam gerekecek. Şimdi neredesin? Aa, hayır. Umurumda değil diyor. Kendin çıkamazsın. Ben müşteriler şikayet eden müşteri olduğu zaman çıkana kadar kafasına vururum onu. Hatta arada bir kasabadan çıkarken onu kovaladığım bile görülmüştür. Böyle ruh hastası bir tane adam hayal edin. Yaban mersini olan Porter Bira. Peki. Sen niye sinirlendin? Artise bak. Abi gazi mazi demem, kafana geçirdim sopayı ha. Bak 4 hit, 5 hit combo, 6 hit combo. Yah be, 7 hit combo yapamadım. 7 hit combo çalışacaktım az kalsın adama. Bizim siparişler niye gelmedi ya? Uzun sürdü siparişlerin gelmesi. Ha, şu sosisi dağıtayım. Çok ürün var onda. Gerçi şunları alsaydım bir bir belki daha hızlı olurdu ama. Malları birinci elden satma şansımız yok mu ya mekana koymak haricinde? Bir de bir şey merak ettim. Şimdi mahzende yapabilir miyim acaba bunu, yoksa mutfak mı olması lazım sadece? Şunu şöyle koyup yapalım. Niye kırmızı? Kabul etmiyor. Maalesef mahzendir, mutfak mutfaktır diyor. Artistik yapma adama diyor. Biz şu olayı bir halledelim mi? Şu göreve hemen bir bakalım neydi? Turşu maydanozlu diyordun değil mi sen? Turşu maydanozlu. Tamam, ben onu bir halledeyim abi şuradan. Turşu diyeyim bir tane. Maydanozlu diyeyim. Sebzeli etli, sebzeli. Turşu, yani karnabahar turşusu olsa çok sizin için mahsur olmaz herhalde. Yaban mersinli porter. Onu yapamayız. Porter uzun iş. Yahni peynir. Şimdi ben burada build dersem, mutfağı build açtırıyor şu anda. Tamam, şey yapmıyor. Sıkıntı çıkarmıyor. Yok, çıkartıyor. Hanın kapalı olması lazım diyor. Püh. Çok bir şeyler gidiyor. Belki biraz yer açılmıştır diyeceğim. Vallahi açılmış. Peynir mayası için değil, maydanoz için değil ama o yerler. Çavdar ekmeği diyeyim. Şunu da bırakayım. Bunun nasıl bir... O kadar şey arasında çıkan seçenek yapıyor mu ya? Bilgisayar doğru bir şeyse... Bak, maaşını kesecektim az kalsın. Abi bugün gece yarısına kadar açık kalmamız lazım. Yesinler, içsinler, eğlensinler. En pahalı ürünleri bulmamız lazım ondan sonra da. En pahalı ekmekten bir tane. En pahalı, efendime söyleyeyim, etli üründen bir tane falan diye. Maydanozu bırakamıyorum buraya. Acaba birden fazla olan gereksiz dediğimiz bir şey var mı? Yabani hindi var. Maydanozu da bıraktım oraya. Yabani hindi olmasın abi orada. Gerek yok. Bira mayası, ekmek mayası, şarap mayası, lager mayası, o mayası, bu mayası. Porter, boş fıçı lazım. Yaban mersini var mı bizde? Yaban mersini var. Yaban mersini Porter kısmını da gerçekleştireceğim o yüzden. Tamam. Ya ben bunları bir bırakayım şöyle. Bitmiş olan yok mu? Vallahi yok. Sınırda ama hiç de bitmemiş yani. Ben şunu birini bitirmek zorundayım. Bir tanesini doldurdu. Şu doldurma sesi de var ya, acayip. Hoşur hoşur hoşur, fökür 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 fökür. Köpür 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 falan diye bir ses geliyor böyle. Çok güzel yapmış kim yaptıysa doldurma sesini.
çıkardım bunu. Şunu bir kontrol edelim. Porter bira, yaban mersini. Bir bölü iki ne? İki tane mi lazım anlamadım ki. İki fıçı mı lazım sana? Ateş yok. Çok pardon. Yok fıçı yok. Abi bir yaşıma daha girdim. Ben iki fıçı mı istiyordu bu ya? Nasıl iki fıçı istiyordu? Ben fıçıyı almadım mı? Boş fıçı işte üzerimde. Tamam. Allah Allah. Şu ana kadar hep iki fıçı mı istiyordunuz siz böyle? Ben mi farkında değildim? Peki bir tanesini daha halledeyim. Ben burayı gece açık tutamıyorum değil mi? Çünkü benim burada ışıklarım yok. Gece açık tutarsam çok karanlık olduğu için insanlar kızıyorlar. Saat 6'dan sonra kapatmamız lazım yani maalesef. Çok bayılmasak da buna mecburiyetten kapatmamız lazım 6'dan sonra. Aldım şunu. Hadi bakalım. Şurada bir tane açılmış ya. Şu hafifi şöyle bir yapıştıralım. Porter'ı da yapıştırabiliyormuşum. İki tane yer açılmış. Vay, mallar eksilmeye başladı o zaman. Güzel. Tamam, iki boş fıçı. Neyse, çok oyalanmayalım. Gelelim şöyle. Geldim canım. Porter, yaban mersini. Devam et. Yok mu şu anda üzerimde fıçı? Vallahi yok. Enteresan. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Bir fıçıyla yaptığına emindim. O zaman hep fıçım eksilirdi. Eğer hep iki fıçı istiyor olsaydı gerçekten fıçı eksilirdi. Hiç eksilmiyor. Matematiğini anlayabilen biri gelsin bu işin. Şimdi orada porter yapıla dursun. Yahniyi yapamıyoruz. Maydanozlu turşuyu verebilirim. Evet. Maydanozlu turşuyu götürüp vereyim. Senin suyunu da doldurayım. Ne oldu? Bir daha gelirsen ne olayım? Niye? Tamam tamam. Bunların kızması kafasına göre rastgele gerçekleşen bir olaydı yanılmıyorsam. Yani öyle aradıkları bir şey bulamadıkları için falan olmuyor yani. Keşke öyle olsa. 35. Porter da gelecek canım. Porter da gelecek, merak etme. Eşyalardan benim ne var ki almadığım, peynir deyince peynir yapacak bir makine çıktı. Karıştırma tankı var. Taş atölyesini yanına koyun diyor. Maltlama makinesi var. Tarlalarınızdan malt. Ha yok, bu bizde var. Malt elde ediyoruz. Ayalama fıçısı malzemenin yumuşamasını sağlayın. Keşkül gibi olsun malzeme. Tam peynir buradaymış. Yıllanma fıçısı zaten aşağıda. Demircilik tankı. Yağ metal dövmek için. Çalışma alanındaki zaman azaltımı. Ha. Dökümcü metalleri. Dökümcü de bende var. Eminim yani dökümcünün olduğundan. İyi tamam ya. Çok da sorgulamayalım hayatı. Ama bu görevler zaten işi bozuyor. Bu görevlerden dolayı bu kadar çok değişik yemek birikti bende. Çünkü bu görevler o yemekleri yapmamızı istiyor. Bak işte yapıyorum, koyuyorum, gidiyor. Kaç tane ateşin var senin? Çok ateşin varmış artık senin. Buna ateş koyalım. Gerekir mi bilmiyorum ama bunlara bariz gerekir. 3 tane kaldı zaten. Pay edelim gitsin onlara da. Tamam. Sen gel. Bundan 2, bundan 1 var. Ondan yap. Sen gel. Bundan 2, bundan 3 var. Bundan yap.
Kedim de divil divil geziyor her yeri. Benim sandığımda bir şey var mı ya? Sandığım boş galiba. Boş. Artık kovam var. Bir su doldurabilirim diye düşünüyorum. Sonra da mekanı kapatabilirim. 17, 10. İyidir. Mutluluklarıyla kullandıkları para doğru orantılı değil. Yani az şey de alsalar, çok şey de alsalar mutlu olabiliyorlar. Yani ucuz şey de, pahalı şey de alsalar mutlu olabiliyorlar. Duyduğuna göre mekanın sahibi tarikatçıymış. Doğru. Doğru yani, doğru duymuşsun. Şimdi boşuna yalan söylemeyelim. Ben boş durmayayım. Şuradaki var olan yemeklerden iki tane seçeyim. Bak mesela şu kebaptan şiş kebap. Çok güzel. Çiğ biftek, çiğ tavuk, bal olandan yapayım. Çiğ biftek, çiğ tavuk, bal. Bir de trendlerdeki içeceklerden var mı yapabileceğim? Yapamam. Abi fondü mondü ben hiç açmamışım ki bunlar, hiçbir fikrim yok benim. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Bir de ekmek seçeyim. Şurada mesela şöyle diyeyim. Şiş kebap diyeyim. Çiğ biftek, çiğ tavuk, bal. Standart bir stilimiz bu bizim. Şöyle bir geleyim. Buğday 47 tane. Bu 15 tane. Çavdar ekmeği diyeyim. Çavdar ekmeğini de ballı. Fiyat artışı en güzel böyle oluyor. Soğanlı. Ve ballı soğanlı naneli ekmeğimiz olsun. Bu bizim özel formülümüz. Ballı soğanlı naneli. Soğan ve sarımsak almam lazım acilen. Soğan, sarımsak. Aa, soğanın tohumunu alabiliyorum. Yirmi tane alayım. Sarımsağın kendisini de alabiliyorum. Dur ya, ne yapıyorsun? Soğan aldığımdan şüpheliyim ha. Buradan şeyi görebiliyor muyum? Siparişlerim diye bir şeyi. Ne sipariş ettiğimi görebiliyor muyum? Ne gelecek, ne bekliyorum. Çok kötü oldu. Ben sanki aç kapa aç kapa yaptım orada bir şey yanlışlıkla. Bak biri mutsuz. Ben zaten mekanı kapayacağım artık. Şöyle çıkıyorum. Şuraya geliyorum. Adamların ikisinin de işine son veriyorum. Mekanı kapıyorum. Sana da geleyim şöyle diyeyim. Tamam tamam dedin. Güzel. Size de geleyim. Servis servis. Hadi bakayım. Canlarım benim. İyi, şu ortam temizlendi en azından. Biraz azaldı. Bu da iyi bir şey. Son müşteriler. Gidecekler mallarını alıp. Çavdar ekmeği 30 tane. Bu 30 tane. Artı 20 tane yaptığınız şey 30 tane çıkıyor yalnız ha. Herkes mutlu. Siling 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 siling. Giderken temizlik yapmadan gitmiş, görüyor musun ya? Karaktersiz eleman. Karakterli eleman resmen. Temizliğini yapmadan gitmiş. Kapat V'yi. B'yi açalım o zaman şimdi. Peynir masası. Şöyle koyabiliyor muyum? Böyle koyuyor mu koymuyor? Böyle koyuyor mu? Vallahi koyuyormuş. Şöyle koysam bu taraftan mı kullanabiliyorum? Ha yok, bu build modu kapatmam lazım. Aç diyorum. Henüz tarif öğrenmedim. Bu hiç hoş olmadı. 3-3. Bundan 1 var diyor. 3-4. Porter.
Pekala, mekan da kapalı. Şimdi çok da bu işi uzatmadan gideceğim ama ben bu peynir tarifini nereden öğreneceğim? Kendi skillerimden öğreneceğim herhalde. İşler yaparak başardığım şu skillerin içinden öğreneceğim. Mesela hiçbir içeceği öğrenmemiş olmam gibi. Pişirmelerde peynirim yokmuş. Şimdi peyniri öğrendim. Çayım yokmuş. Çayı da öğrendim. Kırmızı ne kadar naret bir şeymiş. Abi kullanamıyorum kırmızıyı. Olmuyor yani. Al, damıtmayı da öğrendim. Bunlar zaten yok. Buradaki içecekler kaldı o zaman. Damıtmada bu han 12 olduğunda açılır diyor. E peki şu anda bayağı bir şeyi öğrendim. Klikledim üzerine. Şu taraftan kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Mis gibi. Peynir tahtası. Bunun için beyaz üzüm sirkesi eksik. Beyaz üzüm sirkesi eksik. Hepsi için beyaz üzüm sirkesi eksik. Süt mayası, peynir mayası var. Beyaz üzüm sirkesi yok. Peynir tahtası ne demek abi? İsviçre peyniri. Herhangi bir peynirden oluyor mu bu? Herhalde oluyordur. Beyaz üzüm sirkesi. Önemli bir ayrıntı. Acilen beyaz üzüm sirkesi alman lazım Keloğlan. Bunların hepsini paldır küldür alıyorum ama bakmayın aslında şu özelliklerin arasında iki tane şeye verdik. Biri de darım. Darımda da iyiyiz yani aslında gayet hızlı halledebiliriz bunları ama işte böyle tembelliğime geldi ne bileyim. Daha fazla bölgeyi tarım için ayırabilirim üst tarafta. Onunla da uğraşmadım çok. Kendi haline saldım onları öyle. Rahat rahat takılsınlar diye. Şimdi bizde ne var? Porter'ı da yaptık diyorsun. İki tane çıktı Porter ama. Ha, %150 oldu. Bir şeyler oldu. Arttı diye. Şimdi ben bir yaptığımda iki tane istiyor. Bir yaptığımda iki tane üretiyor. O yüzden de iki fıçı birden istiyor. Şimdi anladım. Ben verdim ikisini birden aldı ama bu arada. Enteresan. Peynirli yahniyi de yapacağım ben. Hiç strese gerek yok. Teyzeciğim gece geç oldu saat. Kendine dikkat et. Yol yakınken evine git. Sıkıntı çıkar. Uyu. Uyu uyu kabul et. Kaydımızı alalım. Bence kardeşlerim güzel bir video oldu. Burada videomuzu sonlandıralım. Bu oyuna bayılıyorum ya. İçim huzurla doluyor her oynadığımda. Umarım sizler de benimle birlikte Ortaçağ Hanı'nda bir gün geçirerek yeterince huzurlanmışsınızdır. Eğer huzurlandıysanız ve videoyu beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.